Benim en sevdiğim ünvan stajyerdir. Bir firmanın bel kemiği. Stajyer. Var mı aranızda stajyer? Stajyer. Ah canım benim. Para yok. Stajyer. Stajyer zaten kölenin Fransızcasıdır. Stajyer. Çalış, 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 çalış. Para, para yok. Firmamız seni deniyor derler. Doğru mu? Firma deniyormuş bunu. Bugün bunu deniyor, yarın onu deneyecek. Yarın onu, ulan bizim memlekette adam mı biter? Halbuki firma sana versin ayda 20 kağıt, sen firmayı dene. O daha iyi değil mi? Hangi sektördesin? E-gıda. E-gıda, yeni çıktı bu, elektronik gıda. E-gıda, yani ortada bir ürün yok. Tamamen internet üzerinden, yani... Elma diyor mesela, elma şeklinde bir mail atıyoruz ona, e-gıda. Normal E mi, açık E mi? Ay yavrum. Açık E. İşte gelinen nokta bu. Sen okuyor musun yavrum? Okuma, bak. Canım abicim benim. Ne okuyorsun abicim? Lisede misin, üniversitede misin? Lise son. Var mı bir hayalin, bir meslek seçtin mi? Yani. Çok kasma be, boş ver. Serbest meslek, en güzeli. Bakın zorlama bir hayal yerine böyle düşünmesini ben takdirle karşılıyorum. Çünkü ben de yani bir şey olmadığım için çocuğa tabii destek çıkacağım. Yeter ki komedyen olması, benim tek istediğim bu. Ama mesela umulmadık mesleğe gönül verdiği zaman aileler üzülüyor, şaşırıyor hatta. Yani üzülüyor ne, başka bir şey. Ya hiç ummadık ailenin, ummadık çocuğu, ummadık mesleğe yönelir bazen. Özellikle daha ufakken. Mesela itfaiyeci olacağım. İtfaiyeci, nereden geliyor bunlar biliyor musun? Bunlar Hollywood etkisi, yani Hollywood effect dediğimiz. Yani şimdi izliyor filmde NYFD, New York Fire Department. Bir sürü böyle Colin Farrell'lar borulardan iniyor. Brad Pitt gibi adamlar alevlerin içinde falan. Diyor ki itfaiyeci olacağım. Sonra oluyor, Fatih'te itfaiyede oturuyor böyle çay elinde. Şaban abi, borudan kayalım mı? o umduğu Hollywood aksiyonunu bulamıyor. Geçen bir çocuk vardı senin yaşlarda, avukat olacağım dedi. Bak dedim çok güzel. Ama dedim yani ihtiyacımız var, adliyelerde ihtiyaç var, hukuk dünyasının ihtiyacı avukata. Herkesin kabul ettiği bir kariyer, çok güzel. Ama dedim eğer Hollywood etkisiyle avukat istiyorsan hayal kırıklığına uğrarsın. Şimdi Amerikan mahkemesi bir sahnesi vardır yani filmlerde, çok klişe mahkeme sahneleri. Orada avukat ne kadar teatral hareketler, hani böyle yaymalı yaymalı böyle. Sayın yargıç, itiraz ediyorum. Şimdi bizim adliyede bu kadar ağzını yay, 6 aydan başlıyor zaten. İtiraz, nereye itiraz ediyorsun lan? Dosya olmuş kafan kadar zaten. Adliye sarayı yazıyor ama sen böyle bir labirent Pac-Man gibi adalet, 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 adalet. Evet. Amerikan mahkemesi teatral, itiraz ediyorum. Objection, rejected, sustained, overruled falan. Jüri var, yaslanıyorsun jüriye. Bu gördüğünüz adam... Aslında gördüğünüz adam değil. Bu kadar tafralı kim var bizim adliyede söyleyeyim sana? Mübaşir. En yayvan o. Sanıklar gelsin. Muammer çay söyle, 2 tane orada. Şimdi kim mübaşir olmak istiyor? Gerçekleri bileceksin açıkta kalmamak için, öyle mi?